Değerli basın mensupları, bu yıl Gençlik Haftası'nın sonuna geldik. 19 Mayıs 1919 kurtuluşa ve kuruluşa giden yolda atılan ilk adımdır. Bu yolun menzilinde belirlenen hedef ise çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bütün ümidim gençliktedir" diyerek bu menzile ulaşmakta kime güvendiğini göstermiştir. Bu nedenle büyük atamız "benim doğum günümdür" dediği 19 Mayıs'ı gençlere milli bayram olarak hediye etmiştir. Ancak ümidimiz olan gençlik bugün çok büyük sıkıntılar içindedir. Gençlerimiz işsizdir ve daha da vahimi, ülkemizin ümidi olan gençlerimiz ümitsizdir. Sosyal Demokrasi Vakfı bu hafta önemli bir araştırma yayımladı. Türkiye genelinde gençlerimizin %70'i ailesinden destek almadan yaşama tutunamıyor. Yani gençlerimizin ekonomik bağımsızlığı yok. Her 4 gencimizden birinin işi yok. 20-29 arasındaki her 100 gencimizden 37'si ne eğitimde ne de işte, evinde oturuyor. Gençlerimiz ülkelerinin dışında yaşamak istiyorlar. Memleketlerinin dışında yaşamak istiyorlar. Türkiye genelinde her 100 gençten 62'si kendisine yurt dışında bir gelecek kurmak istiyor. Ve bu sorun hiçbir parti ayrımı da yapmıyor. AK Parti'ye oy vermiş gençlerimizin yarısı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren gençlerimizin %69'u "imkanım olsa yurt dışında yaşarım" diyor. Türkiye gençleriyle beraber gelecek umudunu da yitiriyor. Oysa bizim petrolümüz, altınımız yok. Bizim stratejik üstünlüğümüz genç nüfusumuz. Bu gençler gelecekten umudunu keserse, yaşamlarını başka ülkelerde aramaya başlarsa, ciddi bir beyin göçüyle, yetiştirdiğimiz beyinlerin başka ülkelere gitmesiyle karşı karşıya kalırsak, bunun bedeli de, vebali de çok ağır olacaktır. 18 yıldır ülkeyi yönetenler maalesef bu durumun ciddiyetinin farkında değiller. Onlar yapay krizler çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret etmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Cumhurbaşkanı makamında oturan şahıs gençlerin sorunlarını çözmek yerine gençlerimizi hedef gösteriyor. Vefa destek grubunda da çalışan, ona destek olan Adana Yüreğil İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Eren Yıldırım'ın içinde çalıştığı vefa destek gruplarına saldırdığını söylüyor. Bölücü terör örgütü mensuplarıyla bizim gençlik kolları başkanımızı bir tutup hedef gösteriyor. Gencecik bir insanı talimat vererek haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklattırıyor. Yalanı doğruymuş gibi anlatan gerçek ötesi popülizmin daniskası yapılarak milletimiz kutuplaştırılmak isteniyor. Ama hep söylüyoruz, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Dün AK Parti Genel Başkanı'nın yazdığı terör hikayesinin gerçek görüntüleri de ortaya çıktı. Kaymakamın koruması olduğu söylenen bir şahıs, arabalara yüklenen paketlerle ilgili olarak "bunlar nereye gidiyor" diye soran gençlik kolu başkanımıza silah çekmiş. Ondan da yetinmemiş, silahın ağzına da mermiyi sürmüş ve gençlik kolları başkanımızı annesinin, babasının, küçük kardeşinin yanında tehdit etmiş. Bu memlekette soru soran halka kaymakam korumaları silah çekecekse vay bu ülkenin haline. Çıkan bu görüntülerden sonra yalanlarıyla ortalığı karıştıranların milletimizden bir özür dilemesi gerekiyor. Gençlik kolları başkanımız Eren'e ise bir özgürlük borçları var. Yine dün İzmir'de yeni bir dizi ajitasyonla karşılaştık. İki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldı. İl başkanımız cami hoparlörlerinden müzik çaldırılmasının, bu densizliğin sorumlularının yakalanması için derhal suç duyurusunda bulundu. Sarayın bakanları ise sosyal medyada bu olayı köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da bu kervana meclis başkanı katıldı. Beyefendi, siz provokasyonu köpürtme makamı değilsiniz. Siz bu ülkeyi itidale sevk etmekte olan bir makamın koltuğunda oturuyorsunuz. Şimdi açık söyleyeyim, bu olay ilk değildir. Daha önce de Ağrı'da cami minarelerinden sarayın seçim müziği dombra çalınmıştır.
Soruyorum, o zaman bu bakanlar, bu meclis başkanı neredeydi? Biz bu olayları hep kınadık. Bundan sonra da kınamaya ve bu olayların mahkemelerde takipçisi olmaya devam Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi siyaset son derece tehlikeli bir oyundur. Kabataş yalanı üzerinden milleti kışkırtmaya çalışanları bu millet unutmamıştır. Geçmişte benzer kışkırtmalar sonucunda yaşadığımız acı olaylar bu milletin vicdanında hala kanayan bir yaradır. Yalanı doğru gibi anlatan gerçek ötesi popülist siyasetten medet umanların siyaseten beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ülkemiz trol aklıyla değil, devlet aklıyla yönetilmelidir. Her gün deli saçması sunni krizlerle, komplo senaryolarıyla milletin gerçek sorunlarının üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Hazreti Ali, edep aklın suretidir demiş. Biz yapılan edepsizliklerin elbette peşine takılmayacağız. Ama önce mahkemelerde hakkımızı arayacağız. Sonra da bu yapılanları gören sağduyulu milletimizin hakemliğine güveneceğiz. İlk seçim sandığında da milletimizin bu beceriksiz ve mızıkçı yönetime hak ettiği dersi vereceğini kendimiz gibi biliyoruz. Bundan hiç kuşkumuz yok. Değerli basın mensupları, zaten sıkıntı da milletimizin vereceği bu dersten duyulan korku, koltuk sevdası, koltuğunu muhafaza etme hırsı. Gençlerimizin sıkıntılarını paylaştım. Salgın nedeniyle bu yıl üniversiteyi bitirecek gençlerimizin bırakın iş bulmayı, iş aramaya cesaret bile edemediği bir döneme giriyoruz. Araştırmacılar bu yıl Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon çalışanımızın işinden olacağını tahmin ediyor. Tabii bunun ardından da yoksulluk çığ gibi artacak. 18 yıldır darbe üstüne darbe yiyen orta sınıf tamamen yok olacak diye endişeleniyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ait İstatistik Ofisi sosyal yardım amacıyla belediyeye başvuran ailelerin bir kısmıyla bir anket gerçekleştirmiş. Durum gerçekten vahim. Ailelerimizin %92'si haftada 2 gün sofrasına bir kap et, tavuk veya balık yemeği koyamıyor. İyi beslenemeyen, yatağa aç giren çocukların olduğu bir ülkede çocuklar arasında fırsat eşitliğinden nasıl bahsedebiliriz? İyi beslenemeyen bir nesille dünya arenasında diğer gençlerle, gelişmiş ülkelerdeki gençlerle nasıl yarışacağız? Dünyada ortaya çıkacak fırsatları nasıl değerlendireceğiz? Geleceğe nasıl güvenle bakacağız? Yine bu ailelerde yaşayan kişilerin %53'ünün sigorta kaydı yok. %47'sinin düzenli bir geliri yok. Evlerin %40'ında bulaşık, %12'sinde çamaşır makinesi yok. İstanbul Türkiye'nin aynasıdır. Saraylarında oturup milleti görmeyen, feryadını duymayan hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Orta direği çöken bir ülkenin sadece ekonomisi değil, sosyal sıkıntıları da ağırlaşır. Durumun ciddiyetine uygun politikalara mutlaka ihtiyaç vardır. İşte biz bunun için uluslararası uygulamalarda olup, Türkiye'nin taahhüt etmesine rağmen bir türlü uygulamadığı aile yardımları sigortası diyoruz. Ama damat bakan hala işin ciddiyetinin farkında değil. Dün yine sarayın harikalar dünyasından memleketin nasıl göründüğünü iş alemine anlattı. Türkiye ekonomisinin tüm dünyanın gördüğü alarm veren durumu saraydan görülmüyor. Palavra ustası Erzurumlu Teyo Pehlivan bile bu damadın önünde ceketini ilikleyecek hale geldi. Borçları ve yetersiz döviz rezervleri nedeniyle 2014'ten bu yana dünyanın en kırılgan 5 ekonomisi liginden bir türlü kurtulamayan ekonomimizin bu krize sağlam bilançoyla yakalandığından bahsediyor. Anlaşılan bunlar milletimizi alacakları dövize bağlanmış İngiliz mahkemelerin korumasına emanet edilmiş, bir avuç yandaş müteahhitten ibaret zannediyorlar. Dolar yükseldikçe milletin hazinesinden bunların alacakları artıyor. Ama diğer taraftan milletimizin de borcu artıyor.
Gençlerimiz sahipsizlik, çaresizlik, ümitsizlik nedeniyle canına kıyma noktasına geliyor. İşsiz babalar termosla getirdikleri çayı İşkur kuyruklarında satarak evlerine dönecek parayı çıkarmaya çalışıyorlar. İnsanlarımız iftardan sonra artık yemek alırım diye sokaklarda bağırmaya başladı. Tam bir toplumsal travma yaşıyoruz. Biz bunları daha önce hiç yaşamadık, hiç görmedik. 18 yıllık iktidarın sonunda insanlar sokak sokak dolaşıp tabaklarda kalan artık yemekleri toplamaya başladıysa buna sebep olan hükümet de bavullarını toplamaya başlamalıdır. Ama Hazreti Ömer'in dediği gibi utancı giden kimsenin kalbi de ölür. Bunların maalesef kalpleri ölmüş. Damat her gün açık arttırmaya çıkıp millete şu kadar para dağıttık, bir de çarptık mı bu parayı şu kadar oluyor deyip duruyor. Geçen gün iş adamlarıyla yaptığı toplantıda salgında verdikleri destek tutarının 252 milyar lirayı bulduğunu, çarpan etkisiyle bunun 600 milyarı aştığını söyledi. Ama aynı saray hükümetinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bu salgın döneminde millete karşılıksız gelir desteği olarak bütçeden sadece 5,5 milyar lira dağıtıldığını söylüyor. 600 milyar nerede? 5,5 milyar nerede? Bu ülkede 23 milyon 596 bin aile var. 600 milyarı bir aileye, her bir aileye bölüştürürsek bu aile başına 25 bin 428 lira yapar. Şu salgın döneminde bu hükümetten 25 bin 428 lira almış kaç tane ihtiyaç sahibi aile varsa lütfen ortaya çıksın. Şimdi ben buradan milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Aziz milletimiz, madem sarayın damadı millete verdiğimiz destek 600 milyar lirayı aştı diyor, o zaman senin ve ailenin hakkı olan 25.428 liranın peşini bırakmayacaksın. 25.428 liranı damattan mutlaka isteyeceksin. Vermiyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeyeceksin. Derhal alacak davası açacaksın. Şu salgın döneminde geçilmeyen köprü, yol, tünel, inmeyen, kalkmayan uçak, yatılmayan hastane yatağı için milyarlarca doları vatandaşlara, yandaşlarına tıkır tıkır ödüyorlar mı? Ödüyorlar. O zaman senin ve ailenin hakkı olan 25.428 lirayı da çatır çatır ödeyecekler. Ödemiyorlar mı? Sen de vakti saati geldiğinde cin olup adam çarpmaya çalışanlara sandıkta hesabını soracaksın. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet tarihimizin en liyakatsiz ve en beceriksiz yönetimiyle karşı karşıyayız. 5 maskeyi bile milletimize bedava dağıtamadılar. Şimdi bu beceriksizler bir yandan dış güçler bize operasyon çekiyor diye Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Diğer yandan operasyon çekmekle itham ettikleri başkentlerden para bulmak için fır dönüyorlar. Yönetimde özensizlik, ciddiyetsizlik, keyfizlik paçalardan akıyor. Atalarımızın söylediği gibi padişah yasağı 3 gün sürermiş. Bunların işleri de böyle yürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 yabancı bankaya soruşturma açtılar. İşlem yasağı koydular. Üzerinden 3 gün geçmeden pardon hata yapmışız deyip aynı bankaların işlem yasağını kaldırdılar. Ama ne oldu? Bu bankalardan bazıları artık size güven olmaz dedi ve Türk lirasıyla işlem yapmama kararı aldı. Yine 2 yabancı saklama takas kuruluşu müşterilerine artık Türk lirasıyla işlem yapılmayacağını duyurunca BDDK apar topar çıktı. Bu kuruluşların Türk lirasıyla işlem sınırlamasından muaf olduğunu açıklayıverdi. İşte böyle bir çalışma düzeni, böyle bir takım kime güven verebilir? Vermiyor. O nedenle de yabancı sermaye bu ülkeden ardına bakmadan kaçıyor. Bu yılın ilk 5 ayında menkul kıymetler piyasasından çıkan yabancı sermaye miktarı 10 milyar dolar. Oysa kendi krizimizi yaşadığımız geçtiğimiz 2 yılda tamamında çıkan para sadece 6 milyar dolardı. 2 yılda 6 milyar, 5 ayda 10 milyar. Bunu görünce tabii Katar'dan Amerikan doları görünümlü Katar riyali getirip boşalan Merkez Bankası kasasına koydular.
Daha önce Katar ile 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması yapmışlardı. Şimdi rakamı 15 milyar dolara çekmişler. Kağıt üstünde dolar ama kasadaki Katar riyali. Yani Doğan görünümlü Şahin. Aslında Şahin bile değil, serçe serçe. Güya bu paraları ikili ticarette kullanacakmışız. Katar ile 15 milyar dolarlık ticaret yapıyor muyuz? Hayır. Geçen yıl Katar'a sattığımız mal 1,3 milyar dolar, Katar'dan aldığımız mal 311 milyon dolar. Toplasanız dış ticaret hacmimiz 1,6 milyar dolar. Yani ticaret işin bahanesi. Bu Katar riyalini dolara çevirip borç ödemelerinde kullanabiliyor muyuz? Hayır. Allah muhafaza kullanmaya kalksak Katar riyalinin değeri, dolar karşısındaki değeri çöker. Ya da riyalleri başka ülkelerden ithalat yaparken kullanabiliyor muyuz? O da hayır. Peki ne için kullanıyoruz? Merkez Bankası bilançosunu makyajlamak için. Yani yine pansuman, yine aspirin tedavisi. Bu arada Katar ordusuna peşkeş çektiğimiz tank palet fabrikasının fabrikasına yapılacak 50 milyon dolarlık yatırımdan da haber yok. Riyaller bol ama 50 milyon dolarlık yatırım daha ortada yok. Bu sorumuza cevap alamadık. Şimdi döviz rezervlerimiz güneş görmüş kar gibi eriyor. Erdoğan da en iyi bildiği işi yapıyor. Etrafa tehditler savurmaya başlıyor. Beyefendi önce her zaman yaptığı gibi "Ey CHP!" diye bağırmaya başladı. Ama bir de baktı ki bizde dolar yok. Cumhuriyet Halk Partisi ile swap yapma imkanı yok. Böyle bir şey yapamayacağını görünce de bu sefer başkalarına yüklenmeye başladı. Ülkeden döviz kaçıranlara merhamet göstermeyeceğiz diye tehdit savurdu. Sayın Erdoğan, sayenizde milletin hali ortada. Damadınızla beraber milleti kuru soğana muhtaç ettiniz. Millete bırakın doları, cebinde 5 kuruş bırakmadınız. Ülkeden döviz kaçıran varsa onlar da sizin yandaşlarınız. Milletin iffetli analarını olmadık küfürleri edip Londra'da mahalle kapatanlar hemen sizin yanı başınızda oturuyor. Bu tehditleri siz kime savuruyorsunuz? Daha önce de böyle attınız, tuttunuz. Ne oldu? Hiçbir şey. Sonunda söylediklerinizi yutmak zorunda kaldınız. Bakın, siz böyle boş atmaya başlayınca damadınız da çıktı. Birileri bir dönem Türkiye'yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı diyerek Zülfiyar'a dokunuverdi. Sayın Erdoğan, size tavsiyemiz. Sizde nasılsa sosyete damat çok. Bu kuru sıkıcıyı gönderin. Yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki birkaç gün daha idare edebilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı damadınız Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan ithalatın %83'ünün son 17 yılda sizin döneminizde yapıldığının herhalde farkında değil. 72 yılda 57 hükümetin yaptığı ithalatın 5 katını 17 yılda siz ve sizin hükümetleriniz gerçekleştirdi. Önceki 57 hükümetin verdiği dış ticaret açığının 4 katını siz 17 yılda verdiniz. Devri hükümetlerinizde samanı bile ithal eden ülke haline geldik. İthal samanla ithal hayvanı besledik. Buna da üretim dedik. Biz ithalatı bırak, üreticiye, çiftçiye, üretime bak diye bar bar bağırdık. Tarım Bakanınız da çıktı, paramız var ki ithalat yapabiliyoruz diyerek övündü. Şimdi ne oldu? Tulumbada su bitti. Paralar suyunu çekti. Para bitince de 800 ürünün ithalat vergisini arttırma kararı aldınız. Üretimi hatırladınız. Sizi çok uyardık Sayın Erdoğan. Sorumluluklarınızdan kaçabilirsiniz. Ancak bunun sonuçlarından kaçamazsınız dedik. İthalat vergilerini arttırırken ilgili sektörlerle istişare ettiniz mi? Ekonomik Sosyal Konseyi falan topladığınızı görmedik. Hayır. Pek çok sektörde kullanılan ara malı ve girdilerin maliyetini durduk yerde arttırdınız. Zaten darbe yemiş sanayicilerimizin rekabet gücüne bir darbede böyle vuruyorsunuz. Önünü arkasını düşünmeden kararlar alıyorsunuz. Birkaç gün geçince de ricat ediveriyorsunuz. Evet, korona krizinden sonra dünyada ortaya yeni fırsatlar çıkıyor. Ama bu yönetim anlayışıyla siz bundan önceki dünyadaki fırsatları nasıl kaçırdıysanız bu fırsatları da maalesef kaçıracaksınız.
Size ilk günden bu yana bütüncül, tutarlı, güven verecek bir program hazırlayın diyoruz. Yetmiyor, öneriler gösteriyoruz, yol gösteriyoruz. Daha hafta başında Sayın Genel Başkanımız 16 maddelik bir programı sizlerle paylaştı, kamuoyuyla paylaştı. Neden yeni bir bütçeye, yeni bir programa ihtiyacımız olduğunu tüm gerekçeleriyle ortaya koydu. Ben soruyorum, dünyanın hangi ülkesinde muhalefet reçete yazıp da hükümete verir? Hiçbir siyasi parti bu kadar olgun davranamaz. Ama ne yapalım? Biz milletimizi çok seviyoruz. Milletimizin aşı, işi daha fazla küçülmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla milleti yalnız bırakmamak için canla başla çalışıyorlar. Adanalı çiftçimizin tarlasında kalan patatesi, soğanı Adana Belediye'mizin de işbirliğiyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Hem çiftçilerimiz memnun ediliyor, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Ayrıca tarımda kendi kendine yeterliliğin öneminin de farkında olduğumuzu bu yaklaşımımız gösteriyor. Bakın bugün küçük bir belediyemiz olan Burhaniye'de yapılanlardan bahsetmek istiyorum. Koskoca devleti yöneten hükümet çıktı, salgında kepengini kapatmış esnafa faizle borç verdi. Peki Burhaniye Belediye Başkanımız Sayın Ali Kemal Deveciler ne yaptı? Burhaniye'de 850 esnafa biner lira karşılıksız gelir desteğinde bulundu. Yetmedi, Covid-19 ile mücadele eden belediye çalışanlarına moral ikramiyesi verdi. İşte insan odaklı politika, işte sosyal devlet böyle olur. Bu salgın ve yaşanan kriz milletimiz nezdinde bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi gerek hazırladığı program ve politikalarla, gerekse yönettiği belediyelerin performansıyla iktidara hazır olduğunu hamdolsun ispat etmektedir. Son olarak saray hükümetinin kendisi bitti, daire başkanları halkın haber alma özgürlüğünü engellemek için gazetelere baskı yapmaya başladı. Cumhuriyet gazetesine Fahrettin Altun haberleri nedeniyle verilen ilan durdurma cezalarının ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir bir yanı yoktur. Değerli basın mensupları, mübarek Ramazan ayını artık tamamlıyoruz. Ramazan ayında milletimizin ettiği tüm duaların, yaptığı tüm ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyoruz. Bu yıl pek çok milli bayramımızı korona salgını sebebiyle sevdiklerimizle beraber kutlayamadık. Yine Ramazan bayramımızı da sokağa çıkma yasağı varken kutlayacağız. Salgın henüz tam kontrol altına alınmış değil. Vatandaşlarımızın ihtiyatı elden bırakmadan, kurallara uyarak, sevdikleriyle kalben bayramlaşmalarını haseten rica ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm milletimizin Ramazan bayramını kutluyor, sağlıkla, afiyetle, şeker tadında nice bayramlara kavuşmayı ümit ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşımdan soruları alacağım. Buyurun Necat Bey. Efendim, CNN Türk kanalı tarafından iletilen sorular var bugün. İlk soru şöyle. İnfaz düzenlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne bayram sonrası müracaat edileceği belirtiliyor. Bugün gazetelerde bununla ilgili haberler vardı. Tarih belli mi? Bir de başvurunuz sonrası sizin de kırmızı çizginiz olan konularda bir genişleme endişesi taşıyor musunuz? Burada şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Usul yönünden başvurumuzu yapmıştık. Şimdi esastan da başvurumuzu yapacağız. Bizim kırmızı çizgilerimiz çok açık ve nettir. Teröristlerin, eli kanlı katillerin, kadınlara şiddet uygulayanların, çocuk tacizcilerinin hiçbir şekilde bir affa uğramasını istemiyoruz. Bunu biz zaten dilekçemizde de, bu kırmızı çizgilerimizi Anayasa Mahkemesi'ne vereceğimiz dilekçede de belirteceğiz. Ama şunu istiyoruz. Haksız ve adaletsiz bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasayla iktidarın kendi yandaşlarını serbest bırakırken kendisine muhalif olanları içeride tutmasını da hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Onlar için adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Efendim yine CNN Türk kanalı tarafından iletilen bir diğer soru ise şöyle. Genel Başkan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında bekletilmesi sonrasında
Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir haber ajansı da dahil edilerek parti içinden komplo kurulduğu iddiası dile getirildi. Bu iddialara ilişkin yorumunuz nedir? Şimdi siz bizim genel başkanımızın ağzından bir kere dahi aldatıldık, Allah affetsin lafını duydunuz mu? Bizim genel başkanımız yetişme tarzı itibariyle de bu ülkede kumpas kurulabilecek son genel başkandır. Hiçbir şekilde ne partimize ne genel başkanımıza kumpas kurulamaz. Biz bu konularda şerbetliyiz. Ama bize kumpas kurma, bu soruyla bize kumpas kurmak isteyen CNN televizyonunun kendisidir. Teşekkür ediyorum.